Bu belgesel, yaklaşansaat.com sitesinin İnsanlık Tarihi, Mu, Atlantis ve Yecüc Mecüc isimli kitabına dayanmaktadır. Henüz Adem ve Havva yaratılmamış. Evrende insanlardan çok önce dumansız alevden yaratılmış cinler yaşıyor. İslam kaynakları cinlerden olan iblisin o vakitlerde Azazil ismiyle anıldığını aktarıyor. Azazil, Allah'ın güç verdiği kimse, Allah'ın azizi anlamında. İman sahibi olduğu ve kafir cinlere karşı mücadelede çok etkili olmasından dolayı Allah tarafından baş melekler boyutuna yükseltilerek ödüllendirildiği rivayet ediliyor. Bir rivayette Azazil'in Adem'in ruhu üflenmeden önce onun çamurdan kalıbını ziyarete geldiği anlatılır. Meleklere Adem'in kendilerinden daha değerli olmadığı yönünde telkinlerde bulunan Azazil aradığı desteği bulamaz. Bu olay Azazil'in secde emrine verdiği tepkinin anlık olmadığını, kibri sebebiyle Adem'in kendisinden üstün tutulmasını hazmedemediğini gösteriyor. Yüce Allah merhametiyle mühlet vermişse de bunu Azazil'in değerlendiremediği anlaşılıyor. Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis müstesna secde ettiler. İblis diretti, büyüklenmek istedi ve kafirlerden oldu. Kur'an'da detaylı anlatıldığı üzere Adem'e secde etme emrine uymayan Azazil lanetlenip melek boyutundan düşürülür. Kibri yüzünden en tepeden en aşağıya düşen Azazil, iblis yani ümitsiz olur. Çünkü ona göre Allah onun hakkındaki hükmünü çoktan vermiştir ve artık bu değişmez. Eğer aklı kibriyle ve insana olan kızgınlığıyla bu kadar sakatlanmamış olsaydı, ne olursa olsun sonsuz yüce Allah'tan af dileyip merhametine sığınmaktan başka bir yol olmayacağını anlardı. Ancak o ümitsizliği seçti ve iblis oldu. Adem ve Şit'ten sonra peygamber olan İdris'e atfedilen Enok metninden anladığımız kadarıyla Azazil, lanetli iblis olunca kendisine tabi olan bir takım cinleri kandırmayı başarıyor. Bu sayede birincil yardımcıları olan 19 öncü cin ve onlara tabi olan 200 cin, iblisin ilk ordusu ve lanetli şeytanlar oluyorlar. İblisin düşmüş melekler diye yutturmaya çalıştıkları ancak bu 19 önder cin olabilir. Çünkü Kur'an bize hiçbir meleğin Allah'a karşı çıkmadığını ve iblisle beraber olmadığını kesin bir şekilde anlatıyor. İblisin ebedilik vaadine kanan Adem, Rabbinin yasakladığı ağacın meyvesini yer. Ardından Rabbinden öğrendiği kelimelerle af diler ve merhamete nail olur. Ancak cennetten kovulmaktan kurtulamaz. Şeytan oradan o ikisini kaydırdı. Böylece içinde bulundukları o cennetten ikisini çıkardı. Biz de dedik ki, bazınız bazınıza düşman olarak arza inin. Arz sizin için karar yeridir ve bir vakte kadar da geçim vardır. Adem'in cenneti kaybetmekten ötürü pişmanlığı ve senelerce ağladığı rivayet edilmektedir. Yaşam için hazırlanmış bu gezegende bir taraftan Adem oğulları çoğalıp yayılırken, diğer taraftan iblis oğulları ve yandaşları olan cin şeytanlar çoğalacaktır. Tevrat'ta yaratılış bölümünde bu konu anlatılırken insanın Aden cennetinden dünyadaki Aden'e yani Güney Arabistan'a dumansız alevden yaratılan cinlerin ise doğu tarafına yerleştirildiğine dair işaretler bulunur.
İslam kaynaklarına göre dünyada farklı bölgelere inen Adem ve Havva Mekke'de yeniden bir araya geldiler. Adem'in Havva ile buluştuğu yere Müzdelife, yani yakınlaşma, buluşma yeri denmektedir. Adem ve Havva yaşamlarını Güney Arabistan'da Mekke merkezli Aden bölgesinde sürdürdüler. Arabistan denince kurak topraklar, ıssız çöller, kuş uçmaz, kervan geçmez vadiler akla gelir. Ancak insanlık tarihinin başlangıcında Arap Yarımadası bugünkü görünümünden tamamen uzaktı. Bu coğrafya ırmaklar, ormanlar, bitkiler ve hayvanlarla donatılmış ılıman bir iklime sahipti. Yakın dönem bilimsel araştırmaları ve uydu görüntüleri buraların bir zamanlar nehirler ve göllerle kaplı olduğunu doğruluyor. Peygamberimizin bir hadisine göre son vaat, yani yaklaşan saat geldiğinde Arabistan bu eski haline geri dönecek. Ebu Hureyre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Arap toprakları yeniden bağ bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İşte Adem ve Havva ve onların soyundan gelen ilk insanlar bu bereketli topraklarda yaşadılar ve çoğaldılar. Öyle ki Adem öldüğünde 40 bin kişi oldukları rivayet edilir. Daha sonra ilk insanlar buradan batı, kuzey ve doğu olmak üzere üç yönde dünyaya yayıldılar. Adem'in büyük oğlu Kabil çiftçi, diğer oğlu Habil ise çobandı. Kabil, küçük kardeşi Habil'i kıskançlıkla öldürdü ve lanetli hale geldi. Bu sebeple Aden toprağını terk etmek zorunda kaldı. Tevrat'ta yaratılış bölümü Kabil'in lanetlenişini ve Aden'in doğusundaki Nod ülkesine sürülüşünü anlatır. Nod, yalnızlık, göçebelik diyarı anlamına gelir. Aslında gittiği yön cin şeytanların yaşadığı Lemurya kıtasının da olduğu doğu bölgesidir. Kabil'in yolculuğunun izlerini sürmeye devam edeceğiz, ancak önce Lemurya kıtası için küçük bir parantez açalım. Antik çağlarda var olmuş, ancak bir takım felaketlerle yok olmuş Lemurya isimli bir kıta anlatılmaktadır. Anladığımız kadarıyla bu kıta, Adem yeryüzüne gönderilmeden önce de cin şeytanların yurduydu. Lemurya kıtası, Asya kıtasının doğusu ile Amerika kıtasının batısındaki Pasifik Okyanusu bölgesinde var olmuştu. Bu konuda özellikle medyumlar aracılığıyla şeytanların anlatımlarından oluşan Lemurya Yolu isimli kitap birçok tasvir barındırıyor. Ancak esas yazarı şeytanlar olan bu kitapta elbette Lemurya herkesin sevgi pıtırcığı olduğu mükemmel bir yer olarak anlatılıyor. Kıpti, yiğitliğiyle övüneyim derken hırsızlığını anlatırmış. Aynen öyle de Lemurya Yolu kitabında uygarlıklarını öveyim derken ne kadar iğrenç bir yaşam sürdükleri, komünist sistemleri ve mutlak otoritesi iblisin elinde olan bir uygarlık oldukları ifşa ediliyor. Ve sonucunda Allah tarafından büyük bir helakla tüm kıtanın yok olduğunu saklayamıyorlar. Lemurya ile ilgili kısa parantezi kapatıp Kabil'in doğuya yolculuğuna geri dönelim. Arabistan'ın doğusuna ilerlendiğinde İran'dan hemen sonra gelen Afganistan'ın başkenti Kabil'dir. Burası daha doğudaki Hindistan
ve Çin'e bir giriş kapısı niteliğinde olan büyük bir şehirdir ve ortasından Kabil Nehri akmaktadır. Biz bu isim çakışmasının şehrin Kabil'in ya da soyunun geçiş güzergahında olmasıyla ilişkili olabileceği kanısındayız. Kabil'in çocuklarının yolculuğu burada bitmeyip daha doğuya Çin'e kadar uzanmış gözüküyor. Peygamberimizden gelen başka bir rivayette Kabil'in Yuan isimli oğlundan bahsedilmektedir. Şarabı, çalgıyı, kopuzu, telli çalgılara kıl takmayı, defe, davula deri geçirmeyi ve bunun gibi işleri ilk önce kim icat etti? Şeklindeki bir soruya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı özetle şöyledir. Bu sorduğunuz şeyler Kabil oğullarından kaldı. Kabil'in çocukları arasında çok zaman önce bir kişi vardı ki adına Yuan derlerdi. Yuan, şenliği, şadlığı seven bir kişiydi. Şeytan onunla arkadaş oldu. Onu bu gibi eğlencelere alıştırdı, şevklendirdi. Bu gibi çalgıları ona hep iblis öğretti. Öyle ki yaş üzümü sıkıp şıra etti. Birkaç gün ekşiyinceye kadar onu bıraktı. Sonra küplere, testilere koydu. Hadiste bahsedilen Kabil'in oğlu Yuan ismi hem Çin'in milli parası hem de eski bir Çin hanedanlığının adı. Bugün bile Çin'de çok yaygın kullanılan bir isim. Ayrıca Çin mitolojisi ve dinlerinde yer alan önemli bir figür. Kabil soyunun Çin'de kök salmasına şaşmamak lazım. Çağlar boyunca hiçbir zaman bir elçiyi hak etmemiş, geçmişte Türklerin ve Orta Asya toplumlarının, bugün ise tüm dünyanın başına bela olan her türlü melanetin ve zulmün kalbi Çin. Başta James Churchward'ın meşhur kitabı Kayıp Kıta Mu olmak üzere bazı kaynaklarda Lemurya dışında Mu isimli bir kıta anlatılmaktadır. Tezimize göre Kabil ve soyu tufandan önceki Tibet, Hint ve Çin karasına egemen olan Mu İmparatorluğu'nun yani Mu karasının atası olmuştur. Böylelikle Mu ve Lemurya yaşayanları komşu toplum haline geldiler. Bir taraftan iblise tabi olan cin şeytanlar Lemurya'da yaşayıp çoğalırken, diğer taraftan Adem, Kabil oğulları Mu'da yaşamlarını sürdürdüler. Mu toplumu, Kabil'in oğlu Yuan'dan beri Lemurya'daki cin şeytanlar tarafından yönetilen bir toplum haline geldi. Ve buralarda iblis merkezli Güneş, Ra dini ve kültürü egemen oldu. Mu ve Atlantis'in felsefi takipçisi olan Mısır, Sümer, Babil, Çin, Hint, Yunan ve Roma toplumları da aynı güneş dininin zamana ve şartlara bağlı çeşitli versiyonlarını yansıtmaktadırlar. Tufan öncesi antik çağlarda var olduğu düşünülen diğer bir kara parçası da Atlantis'tir. Bakın Murray Hope, Atlantis Efsane mi Gerçek mi isimli kitabında Atlantis'in Güney Amerika'nın batısındaki Lemurya'dan etkilenişini nasıl ele alıyor? Atlantis, Pasifik Okyanusu'nda Güney Amerika'nın batı kıyıları dolaylarında gelişmiş bir başka tarih öncesi uygarlıktan beslenmiştir. Gerçekte eski Lemurya kıtasının bir zamanlar Güney Amerika ve Asya'ya bağlı olduğuna inanan pek çok kişi vardır. Churchward ise Mu uygarlığının en büyük evladı Atlantis'tir diyerek Atlantis toplumunun atasının Mu olduğunu iddia eder ve devamında Atlantis'in Atlas Okyanusu'ndaki yerini tarif eder. Atlantis hakkındaki çarpıcı bir başka anlatım da Platon'a dayandırılmaktadır. Atlantis adasında hükümdarlar hakimiyetini bütün adaya, öteki adalara, hatta kıtanın bazı parçalarına kadar uzatan büyük, hayranlığa değer bir devlet kurmuşlardı. Bundan başka boğazın iç tarafında, bizim tarafta Mısır'a kadar Libya'nın, Tirrenya, Batı İtalya'ya kadar da Avrupa'nın hakimiydiler. Özetle bize göre Kabil soyu Asya'da yoğunlaşarak Mu toplumunu ve daha sonra da Atlantis toplumunu oluşturmuştu. Bu toplumlar, Adem, Nuh tufanı zaman aralığında yaşamış kadim toplumlardır.
Kabil'den itibaren cin şeytanların etkisine giren bu Mu Atlantis toplumlarının bugün iblisin medyumları ve ışık işçileri tarafından açık ve gizli propagandası yapılmaktadır. Öyle ki bu kadim toplumların çok gelişmiş, bu çağında ilerisinde güneş enerjisiyle gemiler işleten, ses enerjisini kullanan, DNA üzerinde çalışmalar yapan altın çağ toplumları olduğu yalanı kitaplarda yer alan iddialardır. Bütün bunlar aldatma, aldanma sonucu ortaya çıkmış, bir takım Mu Atlantis araştırmacılarını da etkilemiş yaldızlı palavralardır. Gizleyemedikleri gerçek, bu Mu, Lemuria, Atlantis şeytan üçgeninin tufan öncesinde ve tufanla beraber tamamen yok edilmesidir. Hatta ipuçları bize Nuh tufanının ve tüm dünyanın helakına sebep olan olayların kaynağının bu toplumlar olduğunu gösteriyor. Lemuria şeytani felsefesi Mu ve Atlantis toplumlarında egemen olunca insanlık tarihinde o güne kadar görülmemiş bir şekilde Allah'ın koyduğu sınırlar aşılmış, azgınlıkta ileri gidilerek insan nesli bile bozulmuştur. Azazil'in iblis olmasından sonra ona eşlik eden 19 öncü şeytandan ve bunların altındaki 200 şeytandan bahsetmiştik. Tevrat ve Enok metinlerinde yer alan ifadelere göre bu grup ve bunlara tabi olan şeytanlar insan kızlarının güzelliğinden etkilenerek onlarla birlikte olurlar. Öyle anlaşılıyor ki insanın güzelliği ile cinlerdeki üstün özelliklerin karışımıyla bir mükemmel varlık üretimi hayaline kanmışlardı. Bugün de iblis kontrolündeki küresel güçler transhümanizm adı altında benzer hayallerin peşinde koşuyor. Ancak iblisin Mu ve Atlantis'te melez nesil üretme projesinde sonuç hiç de hayal edildiği gibi olmadı. İnsanla beslenmekten zevk alan vahşi, düşük akıllı devler ortaya çıktı. Metrelerce boyda olan bu lanetli nesle Kur'an Yecüc Mecüc, Tevrat ise Gog, Magog ve Nefilim, yani devler der. Cin şeytanların insanları kullanarak yeni bir nesil oluşturmasına Kur'an'ın da temas etmesi son derece ilginçtir. O gün Allah onların hepsini toplar. Ey cin topluluğu! Siz insanlardan kendinizi çoğaltmak istediniz. Bunun üzerine onların, cinlerin, insanlardan dostları olan kimse dedi ki, Rabbimiz, bazımız bazımızdan yararlanıp bizim için takdir ettiğin süreye ulaştık. Allah dedi ki, Allah'ın dilediklerinin dışında onların barınağı ateştir. Orada kalıcıdırlar. Muhakkak senin Rabbin hakimdir, alimdir. Tevrat'ın en başında yer alan yaratılış bölümünde Nefilim, yani devlerin ortaya çıkışı anlatılmaktadır. İnsanoğlu toprak üzerinde çoğalmaya başlayıp kızları doğunca, Tanrı'nın oğulları cinler, insan kızlarının iyi olduklarını gördüler ve her seçtiklerinden kendilerine eş aldılar. Tanrı, ruhum insanı sonsuza dek yargılamayacak, çünkü o etten başka bir şey değil. Günleri 120 yıl olacak, dedi. Devler, Nefilim, o günlerde ve daha sonraları yeryüzündeydiler. Tanrı'nın oğulları, insan kızlarına gelmişler ve devlere baba olmuşlardı. Devler, ezelden beri en güçlülerdi, şöhretli kişilerdi. Tanrı, yeryüzünde insanın kötülüğünün artmakta olduğunu gördü. İnsanın en derin düşüncelerinin yarattığı eğilimler,
gün boyunca sadece kötüyeydi. Tanrı, yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim. İnsandan evcil hayvanlara, yer hayvanlarına ve gökyüzündeki kuşlara kadar, dedi. Fakat Nuh, Tanrı'nın gözünde beğeni bulmuştu. Burada Tanrı oğulları mecazi bir ifade olmalıdır ve bizce iblisin düşmüş melekler diye yutturmaya çalıştığı cin şeytanların önde gelenlerini kastetmektedir. Enoch'un kitabındaki ifadeler bu olayı daha detaylı bir şekilde özetliyor. Gözcüler, cin şeytanlar, göklerin çocukları, insan kızlarını görüp onlara karşı şehvet hissettiler. Birbirlerine dediler ki, gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim ve onlardan çocuklarımız olsun. Sonunda insanlar onları besleyemeyecek hale gelene kadar bu devler insanların ürettiği her şeyi tüketti. Ve devler yemek için insanlara döndü ve onları yediler. Kuşlara, yabani hayvanlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra birbirlerinin vücutlarını yemeye, hatta kanını içmeye başladılar. Burada gözcüler veya göksel varlıklar diye tanımlanan, ışık hızına yakın hızlarda hareket edebilen ve Kur'an ifadesiyle haber çalmak için sema sınırlarına kadar ilerleyebilen cin şeytanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yecüc bir ümmettir, Mecüc de bir ümmettir. Her bir ümmet 400 bin ümmettir. Onlardan bir adam, sülbünden eli silahlı tam 1000 erkek görmeden ölmez. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, onları bize anlatır mısın? Dedi ki, onlar 3 sınıftır. Onların bir sınıfı erz gibidir. Soruldu ki, erz ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Şam'da bir ağaçtır ki, o ağacın uzunluğu 120 arşındır. Göğe doğru yükselir, buyurdu. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu ilave etti. İşte bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekinde kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler. Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye gölünü de içeceklerdir. Son olarak, Lemurya Yolu isimli kitapta medyumlar aracılığıyla konuşan şeytanların bu insan-şeytan karışımı Yecüc-Mecüc hakkında söylediklerine değinelim. Atlantislilerin Lemuryalılarla yakın ilişki kurmaları yarı Lemuryalı, yarı Atlantisli bebeklerin doğumuyla sonuçlandı. İki toplumun birbirine karışması tüm Lemurya titreşimini düşürdü ve bu durum daha sonra uygarlığımızın çöküşüne katkıda bulundu. Bu yaratıklar ilk başta üzerinizde insan görünümündeymişler gibi bir izlenim uyandırabilir. Ancak genelde pençe, kuyruk, kanat veya ayak yerine toynak gibi hayvanlara has uzuvlara sahiplerdi. Bazılarının kalın kürkleri vardı, bazıları ise cüceydi. Devler konusu mitolojilerde de çok geniş yer bulmuştur. Yunan, İskandinav, Güney Amerika, Avrupa, Kafkas, Türk, Pers, Moğol, Hint vesaire eski toplumların kendilerine has devler mitolojisi ve bu devlerle mücadele eden kahramanları vardır. Bu efsanelerinde Kaf Dağı yani Kafkas Dağı ve arkası devlerin yurdu olarak gösterilir. Nordik mitolojisinde Ymer, Anglo-Saksonlarda Grendel, Yunanlarda Siklop, Türklerde Tepegöz, Kafkaslarda Emegen karakterleri devlere örnek olarak verilebilir. Devlerin bütün halkların mitolojilerine ortak olarak geçmiş olması ve hikayelerin, hadisler, Tevrat ve Enok metni gibi kaynaklarda anlatılanlarla örtüşmesi oldukça anlamlı. Şimdi devleri üreten Mu Atlantis toplumlarının ve akıl hocaları Lemurya'nın sonu nasıl olmuş onu görelim.
Kaynaklardan anladığımız kadarıyla Mu, Atlantis ve Lemuria üçlüsü sonu tufan ile biten büyük felaketler zinciriyle helak edilmiş. Sonsuz yüce Rabbi örtüp onun yasalarını çiğnemekle kalmadılar, iblise kölelikte o kadar ileri gittiler ki şeytanlarla birleşerek Allah'ın yaratmasını değiştirip kendi mükemmel varlıklarını oluşturmak istediler. Allah da onları öncelikle ürettikleri devler eliyle cezalandırdı. Ortaya çıkan devler insanlarla besleniyordu ve büyük bir vahşet doğurdular. Buna rağmen bu şeytanlaşmış toplumlarda bir geri dönüş olmadı. Yüce Allah da yurtlarını yere batırdı ve tufanla tüm zalimleri yok etti. Ve Tanrı, adaletsizlik gösteren o gözcüleri, cin şeytanları, büyük babam Enok'un daha önce bana batıda gösterdiği altından, gümüşten, demirden, kurşun ve kalaydan dağlar arasındaki yanan vadiye tıkayacak. O vadiyi gördüm. Karalarda ve denizlerde büyük bir sarsıntı vardı. Tüm bunlar olurken o ateşli, metalden ve onun hareketinden bir sülfür kokusu çıktı ve koku sularla birleşti. İnsanlığı yoldan çıkaran gözcülerin vadisi o toprak altında yandı. O vadide dünyada yaşayanları saptıranların cezalandırılacağı ateşten ırmaklar da akıyordu. Ölü Deniz yazmaları yok oluşlarını şöyle anlatıyor. Kuru toprak üzerindeki her şey helak oldu. Adamlar, hayvanlar, kuşlar ve kanatlı yaratıklar öldü. Devler kaçmadı. Benzer bir anlatım Platon'dan aktarılıyor. Platon'un anlatımıyla kuyruklu yıldızın yaklaşmasıyla hızlanan şiddetli doğal felaketler ortaya çıktı. Zak ayının 11. Muluk'unda Çan'ın 6. günü, Chuen'in 13'üne kadar süren korkunç depremler oldu. Kil Tepeler ülkesi Mu ve Mout, Lemuria bu felaketin kurbanıydılar. İki kez sarsıldılar ve bir gecede yok oldular. Yer kabuğu basınca dayanamaz hale gelip derin yarıklarla birbirinden ayrılana dek yükselip alçaldı. Pasifik Okyanusu'nda batık ada, hatta kıtalar bulunduğuna dair efsaneler vardır. Eski bir Hawaii efsanesi, ana vatanımız, krallar, okyanusun dibinde yatıyor, der. Nuh tufanı sadece dünyanın sular altında kalması değildir. Bu bir sonuçtur ve bu sonuç Nuh öncesi uygarlıkların silinmesi ve örtülmesini sağlamıştır. Böyle küresel bir tufanın oluşması için çok sayıda kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması, atmosferde sürekli su buharı bırakması, mağmanın hararetinin ve basıncının artması sonucu şiddetli depremler ve volkanik patlamaların oluşması, bazı karaların batması ve bazı karaların yahut dağların ortaya çıkması gerekir. Kuyruklu yıldız darbeleriyle hem Lemuria, Mu, Atlantis toplumları ve hem de yeryüzündeki devlerin bir kısmı helak oldu. Diğer bir kısmı da yaşadıkları yeraltı mağaralarıyla birlikte yer altına geçti ya da dağlara hapsedildi. Bu konuyla ilgili Kur'an'da çok detay olmamakla birlikte Kehf, yani Mağara suresinde yer alan Zulkarneyn kıssası tezimizin önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Zulkarneyn, Kur'an'da anlatılan yolculuklarıyla tufan sonrası yeryüzünde oluşan durumu ve Yecüc-Mecüc gerçeğini açığa çıkarmaktadır. Ey Muhammed! Sana Zulkarneyn'den sorarlar. De ki, size ondan bir hatırlatma ve açıklama yapacağım. Gerçekten biz ona yeryüzünde imkan, güç ve her şeyden bir sebep verdik. Ve arkasından o bir sebebe, yola tabi oldu. Güneşin battığı yere ulaşıncaya kadar onu güneşi sıcak bir balçıkta batıyor buldu. Ve onun yanında bir kavim gördü. Dedik ki, ey Zulkarneyn, istersen onlara azap et,
İstersen onlara güzel davran. En batıya giden Zulkarneyn, karanın sonunda Atlas Okyanusu'na ulaşmış olmalı. Buradan daha da batıya, yani Atlantis kıtasının var olduğu bölgeye baktığında güneşin çamur bir gözeye battığını görüyor. Çünkü Atlantis kıtası okyanusa batırılmış ve büyük bir kıtanın yakın zamandaki batışı sebebiyle bölge tamamen çamur halinde. Bakın Platon, Atlantis'in çökmesi sonucu oluşan durumu nasıl özetliyor. Atlantis adası da aynı şekilde denize gömülerek yok oldu. İşte bunun içindir ki ada çökerken meydana getirdiği sığ bataklıklar yüzünden o deniz bugün bile geçilmez, dolaşılmaz bir haldedir. Zulkarneyn'in en doğuya, yani Mu bölgesine yaptığı yolculuğu anlatan ayetleri atlayıp Kafkasya bölgesine yaptığı ziyarete geçelim. Dediler ki, ey Zulkarneyn, şüphesiz Yecüc ve Mecüc arzda, yerde fesat çıkarıyor. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir haraç verelim mi? Zulkarneyn dedi ki, Rabbimin bana verdiği imkan, güç daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle yardım edin. Sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yamacı arasını bir seviyeye kadar demirle doldurunca, bu kütleler kor haline gelinceye kadar üfleyin, körükleyin. Bana getirin, üzerine erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık bundan sonra Yecüc Mecüc onun üzerinden aşmaya ve onu delmeye güç yetiremezler. Zulkarneyn dedi ki, bu Rabbimden bir rahmettir. Ne zamanki Rabbimin vaadi gelir, o engeli seti yerle bir eder. Rabbimin Yecüc Mecüc vaadi gerçekleşir. O gün bazısını Yecüc Mecüc'ü, bazısının o hakkı örtenlerin üzerine dalga dalga bırakırız. Arkasından sura üfürülür ve onları bir toplayışla toplarız. Tufandan kurtulmayı başarmış devlerin bir şekilde Kafkasya bölgesinde halka musallat olduğu ve halkın çok zor durumda kaldığı anlaşılıyor. Zulkarneyn, o kavmi Yecüc Mecüc belasından kurtarmak için devlerin mağara çıkışını kapatıp onları yer altında hapsediyor. Günümüzde Azerbaycan sınırları içinde yer alan Kınalık köyü yakınında karşılıklı olarak Şah Dağı ve Baltakaya Dağı yer alır. İpuçlarını takip ettiğimizde bu bölgenin Zulkarneyn'in son yolculuğunu yaptığı ve Yecüc Mecüc'ü hapsettiği bölge olduğu sonucuna vardık. Bununla ilgili deliller başka bir belgeselin konusu olacak kapsamdadır. Şah Dağı bölgesi hadislerde Zulkarneyn'in seddi ile ilişkilendirilen Derbent bölgesinde yer almaktadır. Bölge halkı dünyada başka hiçbir yerde benzeri olmayan özgün bir dile sahiptir. Ayrıca burası devlerle karşılaşma hikayelerinin merkezi konumundadır. Hatta Kınalık köyündeki evler devlerden kaçabilmek için kaçış yollarıyla birbirine bağlıdır. Atalarının bu bölgeye tufandan kaçarken geldiğine dair halk hikayeleri bulunmaktadır. Bu ve burada saymadığımız bazı deliller ışığında Seddin Şah Dağı ve Baltakaya ya da diğer ismiyle Kızılkaya Dağı'nın arasında yer aldığını düşünüyoruz. Yecüc Mecüc'ten arta kalan az sayıda dev, günümüze kadar soylarını bu bölgede saklanarak devam ettirmiş gözüküyor. Bölge insanları, Kar Adamı adını verdikleri bu artık devlerle zaman zaman karşılaşmaktadır. Şimdi Baltakaya Dağı'nda, Seddin karşısına denk gelen bir mağarada bu devlerden biriyle saatler geçiren köylünün yaşadıklarını kendisinden dinleyelim. Bu bütün dünyada unikallığıyla tanınmış Kınalık kendidir. Ancak bizi bura Kınalık kendinin unikallığı yok, böyle demiyorlarsa Kar Adamı'nın aktarışı getirmiştir. Araştırmalarımız neticesinde malum olmuştur ki, Azerbaycan arazisinde kayda alınmış Kar Adamı ile insanların rastlaşma faktlarının 30% Kınalık kendinin payına düşüyor. 86. ilde ben yaylağdaydım. Çoban idim o vaxt. Koyuna giderdim. Yaylağa yakın yer Baltakaya diyen yer vardı. Gittik oraya. Akşam üstüydü.
Hava qaraldı, ora heyvan gəlməldi, dağ heyvanı. Balta qayanın qabaq tərəfində bir daş var. Biri bərənçi idi, biri bərənçi. Bir nataraz mağaradır orada. Biraz oturduq mağarada. Mən dedim ki, yoldaşa, sən döyüş atları yerinə gidginə. Mən burada qalacağım. Mən də girdim o mağaraya. Dedim, heyvan bura gələcək, yaxın yerə. Ay çıxıb, ay belə düşüb. O mağaranın içinə. O tərəfə. Mən oturan tərəf, külgəli tərəfdir, qaranı olan tərəf. Mən də oturmuşam, bələnçik. Tüfəngi də qoymuşam, bələnçik. Saata baxdım, gördüm ki, saat 2-yə 15 dəqiqə işdi. Və bir də gördüm ki, taraq, paraq səs gəldi. Oturan vəziyyətdə gördüm ki, mağaranın içi qaranlıq oldu. Baxanda gördüm ki, qaranlıq bir adam girdi. Nə boyda bir nataraz adam. Gördüm, onun külgəsi də düşdü içəri. Dedim ay özümdə, külgə cində, şeytanda, hərçi əcaib heyvanlar olmur. Bu insandır da, adamdır. Ancaq çılpaqdır. Bədəni bütün tükdür. 3 metrədə yaxın, nataraz canlı adamdır. İndi qorxanda da biraz adam gözü çox büyük görməlidir. Bu gəldi, mənim qabağımda oturdu. Oturandan sonra bu mənə lap yaxın gəldi. Aramızda 1 metrə, metrə yarım məsələn. Bu belə oturdu. Bir əlin qoydu bələnçik, bir əlində bələnçik qoydu. Birazdan sonra məni gördü. Bu mənə ancaq belə baxırdı hündürdən. Çox oturdu. İndi mənim əlim tüfəng buradadır. Mənim fikrimdən keçir ki, hələ əlimi aparıb onu gülə ilə vururam. Bu əl qorxudan açılmır. O qədər qorxmuşam, tər tökülür məndən, soyuq tər. Hələ əlim qalıb bərənçik. Bu adam da ancaq hələ mənə belə baxır, tamaşa eləyir, mən də ona belə baxıram. Nə o mənim dilimi bilir, nə mən onun dilimi bilməyəm, mənim dilim vabşiyə tutulmuşdu. Bab, darısa da cavab verə biləndi güldü. Onun ayağın izləri də uçandan sonra mən gördüm orada, ayağın izi o torpaqda var idi. Bir 50-40 santı bərənçik ayağın uzunluğu var idi. Onun bizdən fərqli olan bir o idi ki, onun alnı pür yastı kimi idi. Bizim alnımız çikdi. Onun alın belə meyilli idi. Sübh vaxtıdır. Yavaş yavaş işıq açılmaq istəyir. Bu ayağa dur ondan sonra mən də gözlərimi yudum. Və indi bu götürər məni qoltuğuna vurub aparar. Yəni ya dikəliyib parçalayıb atar. Birazdan sonra bu durdu. Durub bu çıxdı. Birazdan sonra bir gözümü açıb belə baxdım gördüm ki arxası mənə tərəfdir. Yavaş yavaş bu çıxıb getdi. Bu çıxıb gedəndən sonra bir yarım saatda hələ bu vəziyyətdə əlim bələnçik tüfəngi tutmaq üçün bu əlimdə bələnçik bir yarım saatda belə qaldım. Ta işıq əməlli açılana kimi. İşıq açıldı. Yaklaşan saatte, yani Allah'ın son vaadi geldiğinde onların yeryüzüne dönüp bu kez de Deccal'e köle olmuş insanoğlunu helak edeceği haber veriliyor. Yani Yecüc Mecüc konusu geçmişte kalmış, ders çıkarılması gereken bir olay olmanın ötesinde yakın geleceğimizin en büyük tehdidi ve Allah'ın yaklaşan saatte insanlara vaadi. Bir kariyete, İsrailoğulları ki, onları helak etmeyi haram kıldık. Şüphesiz onlar Hakk'a dönmezler. Ta ki Yecüc Mecüc çıkıncaya ve her bir tepeden akın edinceye kadar. Hak vaat, helak yaklaşmıştır. O zaman Hakk'ı örtenlerin gözleri bir noktaya dikilecek ve vay başımıza, biz bu şeyden, helaktan gaflet içindeydik. Bilakis bizler, zalimler izleyeceklerdir. Kur'an'dan tamamen hicret etmiş insanoğlu, dört nala Deccal hükümdarlığına, yani Nuh'tan sonra tüm peygamberlerin kendisiyle uyardığı fitneye koşuyor.
Ancak bilinsin ki bu hükümdarlık peygamberimizin haber verdiği gibi çok kısa sürecek ve Deccal'e tabi olanlar Kur'an'ın da vaat ettiği gibi yer altından dönecek olan Yecüc Mecüc'ün ellerinde helak edilecekler. Onlarca sahih hadiste anlatıldığı gibi sadece İsa ve ona tabi olan gerçek Müslümanlar bu helaktan korunacaklardır. Yaklaşan saatte Yecüc Mecüc'ün çıkışını ve olacakları Sahih-i Müslim'de yer alan hadisten dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Mesih bin Meryem'i gönderecektir. Mesih, Dimeşk'in doğusundaki beyaz minareye safran rengi elbise içinde elini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak iner. Başını eğdiği zaman su damlar. Kaldırdığı zaman ondan inci taneleri gibi su akar. Onun nefesinin ulaştığı hiçbir kafir canlı kalmaz. Onun nefesi de gözünün gördüğü yere ulaşır. İsa, Deccal'i arayacak ve nihayet Babülüt denilen yerde yetişerek onu öldürecektir. Sonra Meryem oğlu İsa'ya Allah'ın Deccal şerrinden korumuş olduğu bir kavim gelecektir. İsa onların yüzlerini mesedecek, onlara cennetteki derecelerini söyleyecektir. Sonra Allah İsa'ya kölelerimi Tur Dağı'na doğru götür diye vahyedecek. Çünkü ben bazı kölelerimi çıkaracağım ki onlarla savaşmaya kimsenin gücü yetmez. Bunlar Yecüc ve Mecüc kavmidir. Bunlar her bir tepeden seller gibi akarcasına inip yeryüzüne dağılacaklardır. İlk grup Taberiye Gölü'ne inecek ve oranın suyunu içip bitireceklerdir. İkinci grup o göle uğrayacaklar ve önceden burada su vardı diyeceklerdir. Sonra Beyt-i Makdis Dağı'na varıncaya kadar yürüyecekler ve şöyle diyecekler. Yeryüzündekilerle savaştık ve hepsini öldürdük. Haydi şimdi de gökyüzündekileri öldürelim diyecekler. Oklarını fırlatacaklar da Allah onların oklarını kana bulanmış olarak geri çevirecektir. Meryem oğlu İsa ve çevresindekiler kuşatılacaktır. O gün bir öküz başı sizin için 100 dinardan daha kıymetli olacaktır. Sonra Meryem oğlu İsa ve arkadaşları Allah'a dua edecekler de Allah o kavmin boyunlarında kurtçuklar meydana getirecek ve tek bir kişinin ölümü gibi ölüp yok olacaklardır. İsa ve arkadaşları bulundukları yerden dağıldıklarında ölüp yok olan Yecüc ve Mecüc kavminin yağlarının, kokmuş etlerinin ve kanlarının bulunmadığı bir karış yer bile bulamayacaklardır. İsa ve arkadaşları tekrar Allah'a dua ve niyaz edecekler. Allah o leşlerin üzerine deve boyunlarına benzeyen kuşlar gönderecek. Bu kuşlar onların leşlerini derin bir çukura atarak yeryüzünü temizleyeceklerdir. Müslümanlar bu toplumun geride kalan oklarını, yaylarını ve ok koydukları torbalarını 7 yıl yakıt olarak kullanacaklardır. Allah onlara bir yağmur gönderecek ve kıldan yapılmış, kerpiçten yapılmış tüm evler bu yağmurdan zarar görecektir. Bu yağmurla yeryüzü leşlerin kokusundan ve her şeyden temizlenmiş olarak tertemiz çıkacaktır. Sonra yeryüzüne meyvelerini ve bereketini çıkar denilecek ve her taraf bereketlerle ve meyvelerle dolacak. O derece ki bir nar bir topluluk tarafından ancak yenebilecek ve nar kabuklarıyla insanlar şemsiye gibi gölgeleneceklerdir. Süt bereketlenecek, kalabalık gruplar yeni doğmuş bir deve yavrusunun etiyle yetineceklerdir. Bir kabile yeni doğmuş bir sığırla yetinecektir. Bir oymak da yeni doğmuş bir davarla geçinebilecektir. Onlar bu durumda yaşayıp giderken Allah bir rüzgar gönderecek, bu rüzgar tüm müminlerin ruhunu alıp götürecektir. Geri kalan insanlar eşeklerin çiftleşmesi gibi ulu orta her yerde çiftleşecekler ve fiili kıyamet onların üzerine kopacaktır.